Autodesk Inventor'la tasarım yaparken ekstrüzyon dışında en çok kullanacağınız unsur delik unsuru olacaktır. Bu alıştırmamızda delik unsurunun değişik özelliklerine bakacağız. Inventor'ın eski sürümlerinde delik unsurunu çalıştırmadan önce deliğin merkezini gösteren bir noktanın tanımlanmış olması gerekiyordu. Son sürümlerde böyle bir gereksinim kalktı. Bu seçeneği yine kullanabilirsiniz ama illa bir nokta tanımlamanıza gerek yok. Modify paneli içerisindeki Hole komutuna bastığımda delik komutuna girmiş olurum. Öncelikle Placement altında 4 farklı yerleşim tanımlama seçeneği bulunmaktadır. From Sketch bu bizim eskiden Inventor'dan bildiğimiz eskizde tanımlanmış bir noktanın seçimi için kullandığımız yöntemdir. Linear ise bir plaka üzerine deliklerin tanımlanması için kullanılır. Konsantrik, dairesel bir bölüm seçilir ve bu bölümün merkezine deliğin merkezi çakıştırılır. On point bir nokta seçilerek deliğin merkezi tanımlanmış olur. Biz lineer yöntemini kullanacağız. Bu yöntemde öncelikle bir yüzey işaretlemeniz lazım. Bu yüzeyi işaretledikten sonra iki tane kenar göstermem gerekiyor. İki kenarı sırayla işaretlerken her iki kenardan da ne kadar uzaklıkta olacağını da tanımlamış olurum. Yerleşimin tanımlanmasından sonra bu bölüm delik tipinin tanımlanması için kullanılır. Normal havşalı ve konik havşalı delikler tanımlanabilir. Eğer kör bir delik tanımlıyorsanız bu seçenekler bitim noktasının özelliklerini gösterir. Termination ile kastedilen şey kör delik, parçayı boydan boya kesen bir delik ya da belli bir düzleme kadar ya da yüzeye kadar olan bir delik demek. Buradaki ve buradaki seçimlerinize göre bu bölüm değişir ve sizin istediğiniz delik tipi için gerekli olan geometrileri ve ölçüleri tanımlamanız gerekir. Konik havşalı bir delik olacağını söylüyoruz. Bu bölüm ise normal delik ya da diş açılmış delik için kullanılır. Diş açılmış delik olacak. Diş açılmış delik olacağını belirttiğimiz anda bu bölümde diş açma ile ilgili özellikler çıkar. Öncelikle tipini seçmemiz lazım. Metrik, boyutu. Eğer diş açma kısmı bütün delik boyunca olacaksa o zaman buradaki seçeneği işaretliyoruz. Ve daha sonra deliğin özelliklerini gösteriyoruz. Uygula dediğim anda delik modele uygulanmış oluyor. Benzer bir deliğin burada da tanımlanması için aynı adımları uygulayacağız. 4 mm bir kenardan, 4 mm bir diğer kenardan ve diğer özellikler aynı olacak. Burada bir çakışma olduğu için Inventor beni uyardı. Ama değerleri girdiğim an doğru sonucu elde ettim. Şimdi bir başka delik yerleşimi tanımlama yöntemine bakalım. Delik komutuna girdik. Bu sefer konsantrik seçiyoruz. Konsantrikte öncelikle bir düzlem ve daha sonra konsantrik kenar seçmemiz. Yani bir dairesel ya da yay benzeri bir kenar işaretlememiz lazım. Burada gördüğümüz yayı işaretlediğimizde buradaki yayın merkezi ile deliğin merkezi çakışmış oldu. Bu sefer parçayı boydan boya kesen bir delik istiyoruz. Yine diş açılmış olsun. Metrik bir tipi işaretledik. Metrik 6. Ve uygulayla deliği modele uyguluyoruz. Benzer şekilde diğer iki tane kısma da benzer bir delik yerleştireceğiz. Düzlem, konsantrik kenar, biraz yaklaşalım. Diğer özellikler aynı ve uygula diyerek deliği yerleştirdik. Aynı şekilde bu kısım için de deliği oluşturduk. Ve yerleşim seçenekleri arasında bulunan nokta üzerine delik yerleştirmeye bakalım. Bunun için kullanacağım bir eksen mevcut. Bu ekseni işaretliyorum ve görünür duruma getiriyorum.
Gördüğünüz gibi eksen açılmış oldu. Bakış açımızı da biraz değiştirelim. Örneğin bu açıdan bakmak seçim işlemi için bize kolaylık sağlayacaktır. Delik komutuna girdik. Yerleşim altından on point yani bir nokta üzerine olanı seçtik. Ve daha sonra burada görmüş olduğunuz noktayı işaretledik. Noktayı işaretlemek biliyorsunuz yetmiyor. Bir de yön tanımlamamız lazım. Buradaki eksen bizim delik için kullanacağımız yönü tanımlıyor. Deliğin parçayı boydan boya kesen bir delik olacağına karar veriyoruz. Çapını giriyoruz. OK ile deliği çizime yerleştiriyoruz. Şimdi de deliklerle bağlantılı olarak diş açma unsurlarına bakalım. Bu dosyayı kapatalım ve diş açma için kullanacağım diğer dosyayı açayım. Yine delik komutuyla başlıyoruz. On point seçeneğini seçiyorum ve burada görmüş olduğunuz noktayı işaretledim. Yön olarak da buradaki dairesel yüzeyi işaretlediğim an yönü de tanımlamış olurum. Buradan farklı bir delik tipi seçiyoruz. Daha sonra buradaki seçeneği işaretleyip önce deliğin, daha doğrusu delik için yerleştirilecek bağlantı elemanının özelliklerine giriyoruz. Boyutunu ayarlıyoruz ve buradan da geçme bilgisini tanımlıyoruz. Bu tanımlamalardan sonra bir de bu deliğin bu bölümü boydan boya keseceğini belirtip uygulayla deliği yerleştirmiş olduk. Kalan 3 bölüm, pardon 2 bölüm içinde benzer işlemi yapalım. Yine bu nokta üzerinde ve yönü bu olan parçayı boydan boya kesen bir delik. Şimdi de diş açma unsuruna bakalım. Bunun için öncelikle bakış açımı biraz değiştirmem gerek. Bu bölüme bakmamız yeter. Diş açma unsuru yine Modify paneli içerisinde yer alır. Thread komutuna girdiğimizde öncelikle diş açma unsurunun tanımlanacağı yüzey bizden istenir. Bu yüzey silindirik bir yüzey olmak durumunda. Yüzeyi işaretledikten sonra diş açmanın diğer özelliklerini yine buradaki diyalog kutusundan tanımlayabilirsiniz. Standart bir diş açma bilgisi tanımlayacağımız için buraya geliyoruz. Büyüklüğünü ve diğer özelliklerini tanımlıyoruz ve uygulayla diş açma bilgisini model üzerine yerleştiriyoruz. Elbette bu görsel bir diş açma bilgisi ama teknik resim kısmına geçtiğimizde buradaki diş açma bilgileri görünüşlerin çıkartılması sırasında kullanılacak. Başka diş açma unsurunu daha uygulayalım. Bunun için önce komuttan çıkalım ve evet böyle bir alana bakalım. Diş açma komutuna girdik. Buradaki silindirik yüzeyi işaretledik. Bundan sonra yeniden standart bir diş açma bilgisi tanımlamak üzere bu bölüme geliyoruz ve buradan sadece 30'a 2,5 olan boyutu seçip OK ile devam ediyoruz. Yine modeli olan bakış açımızı değiştirelim. Bu şekilde modele bakmamız yeterli olacak. Delik komutuna giriyoruz. Yerleşim yöntemi olarak lineeri seçiyoruz. Deliğin yerleşim düzleme bu. Daha sonra bu kenardan 12 milimetre, en alttaki kenardansa 22,5 milimetre mesafede bir delik tanımlayacağımızı gösteriyoruz. Diş açma özelliğini tanımladık. Buradan tipini belirttik. Boyutlarına girdik. Daha sonrasında diğer özelliklerini bu şekilde tanımlıyoruz. Okey dediğim an delik gördüğünüz gibi model üzerinde tanımlanmış oldu.